Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrardan aranızdayım. Bugünkü videomda güvenlik kamera sistemlerini tüm aşamalarıyla nasıl kurabileceğimizi sizlere göstereceğim. Aldığım bu set normalde 4 kameralı bir setti. Ben sadece görsellik amaçlı bir iç ve bir dış şeklinde kameraları koydum ve set olarak alacağınız bir güvenlik sistemi gördüğünüz gibi bu şekilde tüm parçalarıyla birlikte gelmekte. Sadece tek eksiğiniz güç kaynağının power kablosu. Onu da dışarıdan temin etmeyi unutmayın. Aldığınız setler bazen Hardtix'i içerisine gelmekte. Ama benim aldığım bu set Hardtix'ini haricen göndermiş. İlk aşama olarak bu Hardtix'in kayıt cihazımıza nasıl montajlanacağını göstereceğim. Daha sonrasında kabloya bu BNC konektörün nasıl hazırlanacağını göstereceğim. Sonrasında güvenlik kamerasını zaten duvara delinip montajlanması kolay. Şimdi diğer tüm işlemleri hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar, şimdi Hardtix'imizi takabilmemiz için kayıt cihazımızın üst kapağını çıkartacağız. Yanda ve arkada olan bağlantı cıvatalarını çıkartıp bu işlemi gerçekleştirelim. Daha sonra çekmek şartıyla kapağını alıyoruz. Gördüğünüz gibi Hardtix'in bağlantı noktaları ve data power kabloları hazır. Kutu içerisinden çıkan vidalarla birlikte montajını yapması var sadece. İlk etapta data ve power kablosunu takmanızı öneririm. Çünkü zemine biraz yakın olduğu için rahatlık açısından ilk sırayı kabloları takmak ve sonra yerine yerleştirip arkadan vidalaması daha pratik olacaktır. Şimdi bağlantısını yapalım. Daha sonra vidaları denk gelecek şekilde yerleştirip kutumuzu ters çeviriyoruz ve vidalama işlemini yapıyoruz. Şimdi tamamen sıkıp iyice sabitleyelim. Kapağını da kapatıp vidalarını taktıktan sonra işlemimiz tamamdır. Bu aşamadan sonra çok çekinecek bir nokta yoktur. Çünkü direkt cihazımız kayıt işlemini gerçekleştirecek. Ekstra bir parametre ayar vesaire yapmamıza gerek yok. Şimdi diğer işlemleri göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar, şimdi BNC konektörü nasıl hazırlanır onu göstereyim sizlere. Şöyle kısaca bir test kablosu kestim. İlk önce BNC konektörümüzü parçalarına ayırıyoruz. Şöyle 4 parçadan oluşmaktadır. Daha sonra kablomuzu falçatayla soyup çıkartmadan önce bu BNC konektörün en arka kısmını kablomuzu geçirmeyi unutmayın. Çünkü duvara yerleştirerek kayıt cihazına kadar gideceğiniz kabloda bunu sonradan takmanız biraz imkansız olur. Tabii ben şimdi test amaçlı kısa kablo yaptığım için ben bunu son aşamalar şöyle arkadan takacağım. Dediğim gibi ilk önce bu arka kısmını yerleştiriyoruz, vidalama kısmını. Daha sonra biraz paylı bir şekilde geriden soyunuz. Çünkü bu kablonun içerisinde power kablosu da çıkmakta. Yani bu kameraların power kablosunu da buna birleştireceğimiz için biraz böyle dışarıda kalmasını istiyoruz. Biraz paylı bir şekilde şöyle kablomuza çizik atıp koruyucusunu çıkartalım. Şöyle gördüğünüz gibi çıkarttık. Daha sonra şöyle üzerindeki malzemeyi soyalım. Arkasından power kablolarımızı şöyle geriye katlıyoruz. Biraz uzunca bırakmıştık. Şu fazlalığı biraz alalım.
Daha rahat çalışma adına. Arkasından şöyle sıyırıyoruz. PNC konektörümüzün şöyle bir parçası var. Bunu şöyle hafiften esnetip şöyle takıyoruz. Sıkabilirsiniz hafiften geri çıkmasın etmesin diye. Şurayı da soyuyoruz. Daha sonra 1 santimlik boşluk kalacak şekilde kablomuzu kesiyoruz. Ve ucunu da 4-5 milim kadar soyup açıyoruz. Ardından pinimizin düz tornavidayla şöyle vidasını gevşetip yerleştiriyoruz ve geri sıkıyoruz. Devamında şöyle boşluğu alıp iyice şu parçayı sıkıyoruz ve arkasından şu teli üzerine sarıyoruz. En son olarak şu sabitleme çivatasını şöyle geçiriyoruz ve PNC konektörümüzün gövdesini şöyle yeni takıp sıkıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kablomuz bu şekilde hazırlanıyor. Daha sonrasında bu power kablosunu bu power soketine takacağız. İki tarafı da bu şekilde hazırlayacaksınız. Kamera tarafında bu power soketi montajlanmış olacak. Şimdi onu da yapacağım. Ama kayıt cihazının arkasında bu şekilde bırakacaksınız. Bu artı ve eksi power kablosunu set içinden gelen güç kaynağının montajını yapacağız. Şimdi kablolarımızı soyup power soketine montajını gerçekleştirelim. Zaten gördüğünüz gibi rengi rengine. İlk önce ben artı ucu bağlayıp şöyle gövdesine denk getiriyorum. Daha sonrasında elektrik bandı ile şöyle gövdesine sarıyorum. Şöyle iyice bir güzel yalıtıyorum. Çünkü aynı şekilde eksiği de üzerine atacağım. Sonrasında eksiği de aynısını yapıyorum. Ve onu da aynı şekilde böyle farklı bir konuma, yükseklik farkı olmasın diye şöyle kablonun farklı bir konuma yerleştirip elektrik bandıyla genel olarak şöyle bantlıyorum. Ve bunu şöyle görsellik amaçlı baş kısmına kadar gidip PNC konnektörü de tamamen içine alıyorum. Tabii şu dönen hareketli kısmını almamak şartıyla. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu şekilde hazırlığını yapıyorum. Ve şöyle kısa bir örnek üzerinden göstermek gerekirse kameramızı montaj ettik. Sonrasında şöyle BNC'leri BNC gelecek şekilde takıyoruz. Ve power'ı da şöyle takıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi güvenlik kameramızı uygun bir noktaya nasıl montajlanacağını göstereceğim sizlere. Dış kamerayı göstermem çünkü onun bağlantısı kolay. İç kamera biraz zor gibi görünüyor. Ama basit. Şöyle alt tarafı açılır. Şöyle çevirmek şartıyla alt tırnağı çıkar. Bağlantı noktaları hemen buralardır. Şöyle kameramızı ayırıyoruz. Alt tarafı yerleştirip hizaya alıyoruz ve işaretlemelerimizi yapıyoruz. Bu işaretlediğimiz yerlerden uygun matkap ucuyla deneyeceğiz. Evet, şimdi delme işlemini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra metallerimizi çakıyoruz.
Şimdi fidyalarımızı yerine takacağız ilk önce. Çünkü sabitleme yeri geçme usulü yerleştirip sağa çevirerek kitlemesini yapacağız. Ama şöyle biraz boşluklar bırakarak yapacağız. Sonra tam sıkmayı gerçekleştireceğiz. Hatta bazen zor olmasın diye bu üçüncü videoyu sonradan da takabilirsiniz. Eğer bir böyle delmede kaçıklık varsa diye. Şimdi şöyle güvenlik kameramızı kablosu içine geçecek şekilde şöyle de arkadan tırnakları vardır. Yani kablolar böyle nizami bir şekilde geçiyor. Buna dikkat ederek güvenlik kameramızı yerine şöyle yerleştiriyoruz. Sonra şöyle biraz sağa çevirerek tamamen tutmasını sağlıyoruz. Ve vidaları tam anlamıyla sıkıyoruz. Sonra kablomuzu çekerek kameramızı biraz boşluğuna alıyoruz. Ve şöyle üst kapağını göstereyim, şöyle tırnakları vardır zaten, bunları sökerek açmıştık. Tırnaklar tırnağa gelecek şekilde yerleştirip sağa çevirerek kilitliyoruz. Sonra güvenlik kameramızın istediği gibi yön ayarı yapıp, tabi bu son olarak yaparsanız hani kamerayı çalıştırırsınız. Bu gerekli bağlantıları yapıp duvara kroşelerle çakarız. Sonra en son olarak da hani güvenlik amaçlı çekmesini istediğiniz yere doğru açısını ayarlayıp işlemi sonlandırırsınız. Gördüğünüz gibi güvenlik kamerası bu şekilde takımı gerçekleştiriliyor. Bir önemli bilgi verirsek, şöyle bir üçgen tırnak gibi böyle bir simge vardır şurada. Hemen şurada gördüğünüz gibi. Bu kameranın açısını gösterir. Bu düz pozisyondur. Yani ola ki takma sırasında bu yamuk veya tersi gelirse bunu böyle kendi etrafında da çevirerek çevirebilirsiniz. Bu 360 derece her yöne dönebiliyor. Kamerada aynı içeriden bu şekilde yapabiliyor. Normalde ben her zaman kameramı sabitleyerek çekerdim tüm videolarda olduğum gibi. Bu sefer biraz çalıştığım yer dar olduğu için sağ olsun abim Hakan tarafından görüntü kaydı gerçekleştiriyor. Ona teşekkür ediyorum. Şimdi diğer aşamalara geçebiliriz. Evet arkadaşlar, son işlem olarak tüm bağlantıları yaptıktan sonra cihazımızı çalıştırması kaldı geriye. Gördüğünüz gibi kayıt cihazımızı koyacağımız yere göre tüm bağlantı hatlarını hazırladım. İşte power kablosu, mouse'u, ethernet hattı. Ben bu görüntüyü televizyona aktaracağım. Zaten televizyonun alt kısmına yerleştireceğim bu kayıt cihazını. Onun HDMI kablosu ve kameralardan ara çektiğimiz kablolar. Videonun başında dediğim gibi kablolarımızı, yani power kablomuzu 15 santim dışarıda kalacak şekilde paylı olarak soyup kesmiştim ve hazırladım. Şimdi bunları taktıktan sonra en son olarak bunları ucuca ekleyip güç kaynağımıza takacağız. Şimdi bağlantıları gerçekleştirelim. Adaptörümüzü takıyoruz. Kapalı olduğu için şu an cihaz çalışmayacak. Mouse'umuzun USB'sini takıyoruz. İki tane USB vardır. Biri mouse için, diğeri görüntü kaydını kopyalayabilmek için. Ethernet hattımızı takıyoruz. İnternetten veya mobilden görüntü izleyebilmek için. Televizyonumuzun HDMI kablosunu takıyoruz. Görüntü aktarımı için televizyondan. Sonra kameralarımızın BNC'lerini takıyoruz. Hat çekerken hangi hattın olduğunu numaralarsanız ona göre daha rahat edersiniz veya bilmiyorsanız çalıştırdıktan sonra yer değiştirebilirsiniz. Mesela birinci kanalda şuranın görüntüsü, ikinci kanalda buranın görüntüsü olsun gibisinden. Şimdi şu kabloları şöyle güzelce istifleyip power alacağımız noktaya şöyle yerleştirelim. Artılar artıya, eksiler eksiye gelecek şekilde grupluyoruz. Ucuca getirip şöyle bir araya alıyoruz. Ve bunu power supply'ımızın artısına takıp sıkıyoruz. Eksi attığımızı da aynı şekilde bir araya gruplayıp ucuca getirip. Aynı şekilde power supply'ımızın eksisine takıp
montajlıyoruz. Tabii hazır satılan BNC konektörler ve power konektörler var. Yani şu kafalara direkt hazır olarak montajını yaparak daha güzel bir işçilik çıkartılabilir. Ama aldığınız sette çok bir fazla eklenti yapmadan eldeki mevcut ürünlerle bu şekilde kurulum gerçekleştiriyoruz. Ve cihazımızı açıp görüntüsünü televizyondan ve bütün ayarları izlemesini, kayıtları vesaire tüm her şeyi televizyondan gerçekleştiriyoruz şimdi. Evet arkadaşlar, kayıt cihazımızı çalıştırmıştık ve gördüğünüz gibi güvenlik kameramız sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Kısaca güvenlik kamerasının menüsünü, arayüzünde neler var, nasıl kullanılır şeklinde kısa bir bilgi verirsem, gördüğünüz gibi ekranı dörde bölebiliyor veya bunu tek bir kameraya da çift tıklayarak mouse'u böyle görüntüyü açabilirsiniz. İsterseniz zoomlama fonksiyonu da var. Tabii bunu görüntüde dijital olarak gerçekleştiriyor. Zoomlamak istediğiniz noktayı şöyle kare içine mouse'la tutarak alırsınız ve büyütece bastığınız an o nokta size zoomlanmış bir şekilde gelir. Tekrar çift tıklayarak mouse'tan geri gelirsiniz ve yine çift tıklayarak mouse'la görüntüyü 4 ekrana bölebilirsiniz. Bunu isterseniz dörtlü olarak veya tam ekran seçimleri de yapabilirsiniz mouse'u sağ tıklayarak. Mouse'u sağ tıkladığınızda bir menü açılır. Burada ana menüye basarsınız. Şu anda kullanıcı şifresi girildiği için size ana menüyü hemen şifre sormadan açıyor. Gördüğünüz gibi böyle bir menüsü var. Kayıt modu var. İsterseniz kameraları otomatik olarak kendi başlatabilir veya manuel olarak hangi kameraların çalışmasını karar verebilirsiniz. Video modu var. Burada video çözünürlüğünü ayarlayabilirsiniz veya kayıt düzenini saat zaman olarak buradan seçebilirsiniz. Bu arada mouse'un sağına basınca geri gelme işlemini yapıyor. Yedekte seçeneği var. Ben bir tane flash disk taktım arka USB'sine. Çünkü flash disk takmayınca menüde görünmüyor. Şu anda USB okuma işlemini yapıyor. Bunun için biraz gecikmeli geliyor. Burada tick olduktan sonra yedekte seçeneğe basarsınız. Ve burada size zaman sorar. Hangi tarih aralığında hangi kanalı istiyorsanız veya tümünü de seçebilirsiniz. Video türünü de belirleyebilirsiniz. Hani alarm durumunda veya hareket algılamalı sahneleri getirtirebilir. Mesela burada ara seçeneği basınca size burada böler. Bütün kanalları, hani istediğiniz kanalları seçip isterseniz AVI dosyasını olarak da yapabilirsiniz. Başlat dediğimiz anda başlar. Şöyle geri gelelim. A seçeneği var. Uzaktan erişimi sağlayabilmek için A ayarlamalarını buradan yapabiliyorsunuz. Gerçi sabit IP vermeniz gerekmez bunu seçerek rastgele IP almasını sağlayabilirsiniz. Ama ben IP adresimin sabit olmasını istedim. Hem kendi ev ağımda veya dışarıdan cihazımın kendi arayüzüne bağlanmak için bu arada modemin port yönlendirmesini de yaptım. Bağlanmak için böyle bir IP adresi verdim. Bunu çünkü modemde girmeniz gerekiyor. Port yönlendirmek için. Modem arayüzüne bakarak ağ maskesi ve ağ geçitlerini vesaire bu ayarlamalarını girdim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Gelişmiş yapılandırma var. Burada farklı ayarlar var. İsterseniz e-mail atma özelliği de var bu cihazda. Yani alarm durumunda size e-mail gönderebiliyor vesaire. Ağ geçitinden çıktık. PTZ yapılandırması var. Böyle bir özelliğimiz var ama bu kameralarımızda böyle bir özellik olmadığı için şu anda bu ayarlar geçersiz. Hard disk yönetimi var. Buradan hard disk'inizi biçimlendirebiliyorsunuz veya ayarlar yapabiliyorsunuz. Buraya çok değinmiyorum. Bulut sistemi demiştim. Bulut sisteminde cihazınız bir kimliği var. Kullanıcı yani cihazınızın kullanıcı ismiyle mobilden bağlanarak cihazınızın anlık olarak görüntülerini izleyebilirsiniz. Şu anda aktif. Bu bulut sisteminde yer alıyor şu anda cihaz. Ve sistem ayarları burada var. Şöyle genel olarak saat zaman ayarlarını, kaç dakikada bir görüntü döngüsünü yapmak istiyorsunuz. Üstüne yaz diyebilirsiniz. Hard disk olduktan sonra eski görüntüleri soldan itibaren silerek üstüne yazmaya devam ediyor. Video standardı vesaire bunları seçebiliyorsunuz. Hesaplar var demişti. Buradan kullanıcı tanımlarsınız. Ve burada kullanıcının hangi parametrelere erişebileceğine kadar her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Burada modlar var. Şu anda bu kameralarımız HD olduğu için
4 kamerada HD modda seçili. İsterseniz böyle farklı modlarda seçebiliyorsunuz. Ekran ayarları vesaire var burada. Yeniden yapılandırma diye farklı ayarlar var. Burada çok değinmiyoruz. Buraya çok dokunmadım. İsterseniz güvenlik kameramızın yükseltme işlemini yapabilirsiniz. Burada flash üzerinden dosya seçerek güncellemeleri yapabilirsiniz. Bir de alarm konfigürasyonu var. İşte alarm çıkış, anormal durumlar. İşte alarm konfigürasyonu diye bir şey var. Mesela video algılama özelliği var. İptal deyip çıkıyorum. Gördüğünüz gibi ayarlar bu şekilde. Kayıttan izleme seçeneği hemen yine ana menüde yer alıyor. Kayıt cihazımız şu anda yeni başlattığım için sadece şu kısmı var. İşte bu kısımdan görüntüleri böyle tıklayarak o sahneyi başlatıyor. İleri geri sarma seçeneklerimiz var. Veya kaydettiğimiz seçenekleri izleyebiliyorsunuz tarih aralıklarına girerek. Şöyle geri çıkalım. Evet arkadaşlar, renk ayarları da yapabilirsiniz. Burada hangi kameranın parlaklık oranı, kontrast oranını falan zamana göre de belirleyebilirsiniz. Mesela gece, tamam gece görüşü mevcut ama bazen çok kör noktaları da belirginlik açısından kontrastını mesela buradan gireceğiniz saate göre akşam saatlerini mesela biraz daha iyi konuma çekebilirsiniz vesaire. Bunları her kamera için ayrı ayrı gerçekleştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi güvenlik kameramız bu şekilde çalışıyor. Evet arkadaşlar, şimdi güvenlik kameramızın görüntülerini uzaktan yani mobilden nasıl izleyebileceğimizi sizlere göstereceğim. Bu cihazımızın kullandığı program FreeCam Pro diye bir program. Her güvenlik kamerasının kullandığı program farklı olabiliyor. Cihaz açılıyor. Şöyle sağ üstte kamera seçimini yapabilirsiniz. Ben daha önceden kaydettim. Kendi evim ve annem için böyle iki tane kayıt cihazı oluşturdum. Tabii bunu böyle seçip start dediğimiz an görüntüler ekrana gelecek. Ama ilk önce ben size cihazı nasıl ekleyebileceğimizi göstereyim. Device seçeneğinden ekle seçeneğinden geliyoruz. Burada cihaza isim verebiliyorsunuz. Şöyle Wi-Fi'dan hani o anki ağdaki olan güvenlik kameralarını size gösterecek. Şu an taradı ve buldu. Şu an kırmızı göstermenin sebebi bunu kaydettiğim için bana bir daha seçtirtmiyor. Çünkü ben bunu kaydetmişim diyor. İşte buradan böyle seçip bu yere düşecek. Sonra kullanıcı adı ve şifresini girerek ardından kaç kanallık kayıt cihazı olduğunu seçiyorsunuz. Ve üste kaydet dedikten sonra bu cihazı kaydediyor şöyle gördüğünüz gibi. Tabi buradan böyle şu anda gördüğünüz gibi kaydedilmiş şekli şöyle düzenle dersiniz. Gördüğünüz gibi kayıt ayarları bu şekilde. Daha sonrasında her açtıktan sonra ekran bu şekilde geliyor. İster sağ üst köşeye basarsanız, ister şu artıya basarsanız buradan kameraları seçebilirsiniz. Şöyle kameralara bastığımızda start dersiniz ve bütün kameranın görüntülerini alır. Şu anda ev ağına bağlı ve ev ağına bağlı olduğu için gördüğünüz gibi şu anda 192.168.1.222 IP'deki görüntüyü alıyor. Yani dış ağdan bağlanmıyor. Ve o an canlı olarak kayıtları aktarıyor. Şimdi şöyle geri gelelim. Wi-Fi'mızı kapatıp mobil verimizi açalım. Evet 4G'den şey yaptı. Şu anda hala eski görüntüler. Şöyle bağlantıyı bir koparayım. Şimdi tekrardan kameralarımıza bağlan diyelim. Start diyelim. Gördüğünüz gibi şu an kameraları mobil veri üzerinden bağımsız bir şekilde ev ağında değilim. Şu anda uzakta. İsterseniz farklı bir konumda olun. Şu anda gördüğünüz gibi görüntüleri aktarıyor. Bak gördüğünüz gibi farklı bir ağ IP'si aldı. 8597 12111 diye bir şeye. Tabii bu modeminizin IP'si değişebilir. Bu IP değişecek, şuradaki IP adresi de değişecek. Çünkü sabit IP gerekmiyor demiştik. Gördüğünüz gibi kullanımı bu şekilde. Evet arkadaşlar, bir uygulamanın daha sonuna geldik. Başka bir uygulamada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. İyi günler.